arkası yarın. Suç ve Ceza. On dördüncü bölüm. Yapım yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Dostoyevski. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Mahmut Acar. Olay Çarlık Rusya'sında geçer. Hukuk talebesi Rodyan, Petersburg'da ailesinin gönderdiği parayla tahsil yapan bir gençtir. Son aylarda parasız kalınca tefeci bir kadından faizle para alır. Ama içten içe ona kin beslemektedir. Tefeci kadını öldürdüğü takdirde halkın sömürülmesinin sona ereceğine inanmaktadır. Bu inançla bir gün tefeci kadının evine gider ve onu öldürür. Bu sırada tefeci kadının kız kardeşi Lizavet de eve gelince arkasında şahit bırakmamak için onu da öldürür. Ancak bu masum kadını öldürmesi Rodyan'ı bunalıma sürükler. Bir taraftan bunun vicdan azabı, diğer taraftan polislere yakalanmak korkusu Rodyan'ı yatağa düşürür. Bu arada polisler kendisinden şüphelenmeye de başlamıştır. Dengesiz bir hayat yaşadığı sırada Sonya adlı genç bir kızla tanışır. Cinayet olayına bakan savcı Rodyan'ı makamına çağırarak onu suçlar. Raskolnikov, savcıya elinizde deliliniz var mı diye sorar. Evet. Hadi ne duruyorsunuz? Nerede delilleriniz? İşte şu kapının arkasında. Yine benimle oynuyorsunuz. Söylediğiniz her şey yalan, her şey düzmece. O kapının arkasında hiçbir şey yok. Mahsus beni kızdırıyor, kendimi ele vermemi istiyorsunuz. Hadi, hadi açın kapıyı da görelim bakalım delillerinizi. Tamam, şimdi göstereceğim. Dur, gelme! Hayır, ne yapıyorsun sen? Bırak! Gelemezsin! Geleceğim. Hayır, geleceğim sana! Gelemezsin! Geleceğim! Yolcu Bey! Neler oluyor orada? Size kapının dışında bekleyin demedim mi? Özür dilerim savcı bey ama tutuklu boyacı Nikola'yı getirdiler. Sırası mı şimdi? Sorgu yapıyorum. Dışarıda bekletin. Sırası gelince ben çağırtırım. Hayır, bekleyemem. Yeter artık, bitsin bu işkence ya. Dur, gelme diyorum sana. Alın bu herifi dışarı diyorum. Gel hadi, gel. Çekmeyeceğim. Hadi gel diyorum sana. İtiraf ediyorum işte. İtiraf ediyorum. Ben günahkar bir adamım savcı bey. Ben katilim! Ben katilim! Ne diyorsun be adam? Duymadın mı? Ben katilim diyorum! Sana gel diyorum! Ya bırakın beni, lanet olsun! Bir dakika, bir dakika! Sen nasıl katil oluyormuşsun be adam? Kimi öldürdün ki? Tefeci kadın Alyona İvanovna ile kız kardeşi Lizaveta'yı öldürdüm savcı bey. Hem de baltayla. Kocanın karından nefret ediyordu. Gözlerim kararmıştı. Sen benimle alay mı ediyorsun be sersem herif? Sen de cinayet işleyecek yürek nerede? Gözleri kararmış da, nefret ediyormuş da. Sen de kararacak göz var mı korkak herif? Ama ben öldürdüm onları. Ben öldürdüm. Ya demek tefeci kadını ve kız kardeşini sen öldürdün ha? Evet, evet ben öldürdüm. Tek başına mı? Ha, tek başıma. Bu işte arkadaşım Mitka'nın hiçbir suçu yok. Sana Mitka'yı soran oldu mu? Ama onu da tutuklamışsın. Sana ne Mitka'dan? Ne diye acele ediyorsun? Onun boş yere zarar görmesine vicdanım razı gelmedi savcı bey. Onun bir suçu yok. Katil benim. Ah zavallı adam. Düşünmeden konuşuyorsun. Ben öldürdüm. Neden inanmıyorsunuz? Neyle öldürdün peki? Baltayla. Baltayı nereden buldun? Önceden bulmuştum. Saçma. Baltayı alıp yukarı çıktın, koca karıyı ve kız kardeşini öldürdün, kimseye görünmeden de çıktın, öyle mi? Ha, aynen öyle. Zavallı, kendi ağzıyla konuşmuyor. Götürün bu adamı. Peki savcı bey, benimle gel Nikolay, hadi. Ben katilim. Hadi ben tamam, katilim. Hadi yürü. Hadi. Ben öldürdüm. Yürü dedim. Sayın Raskolnikov, siz bu adamın suçlu olduğuna inanıyor musunuz?
Sürpriziniz bu muydu? Hayır. Benim sürprizim şu kapının arkasındaydı. Doğrusu boyacının itirafını beklemiyordum. Bu da benim için sürpriz oldu. Siz sürprizinizi göstermeyecek misiniz? Hani şu kapının arkasındaki delilleri? Gerek kalmadı Bay Raskolnikov. Artık burada bir işiniz yok. Gidebilirsiniz. Ne o? Elleriniz mi titriyor, bana mı öyle geliyor? Siz de titriyorsunuz Porfiri Petrovic. Evet, ben de titriyorum. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Fakat düğüm henüz çözülmüş değil. Gerçek hükmü zaman verecektir. Yine de görüşmek umuduyla dostum. Bence alasmalık demek daha doğru olacak. Bak hele, çeneleri birbirine vururken bile alayı elden bırakmıyor. Tuhaf adamsınız Vesselam. Affedersiniz Porfir Petrovic. Gitmeden önce size bir soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsiniz, buyurun. Boyacı Nikola'ya kendi ağzına konuşmuyorsun derken ne kastetmiştiniz? Siz tahmin edin bakalım. Kızmayacaksınız ama. Tamam, kızmayacağım. Kim bilir boyacıya suçunu itiraf ettirmek için kendi usullerinizce ne psikolojik işkenceler ettiniz. Mutlaka karşısına geçip gece gündüz sen katilsin, sen katilsin diye bağırdınız. Sonra da şüphelerinizi bir başkasında yoğunlaştırdınız. Tam bu sırada adam gelip suçunu itiraf edince kendi ağzına konuşmuyorsun dediniz. Şimdi de karşısına geçip sen katil değilsin, sen katil değilsin diyeceksiniz. Bu durumda mesleğiniz gülünç olmuyor mu Porfir Petrovic? Demek Nikola'ya kendi ağzına konuşmuyorsun dediğimi unutmadınız. Gerçekten çok zeki adamsınız doğrusu. Kuvvetli bir hafızanız var. Evet, güle güle Bay Raskolnikov. Gene görüşeceğiz sizinle. Bir dakika Bay Raskolnikov. Buyurun. Merakımı bağışlayın ama şu anda nereye gittiğinizi sorabilir miyim? Elbette sorabilirsiniz. Biyaz sofrasına gidiyorum. Olacak şey değil. Adama tam suçunu itiraf ettirecektim. Boyacı katilim diye ortaya çıktı. Ne güzel, şu kapının arkasında Raskolnikov'u mahvedecek bir şahit duruyordu. Gidip çıkartayım adamı. Ne zamandır içeride bekliyor. Dışarı çıkabilirsiniz Bay Svidrigailov. Ne oldu? Hani Raskolnikov geldiğinde beni onun önüne çıkartacaktınız. Evet ama beklenmeyen gelişmeler oldu. Cinayetin işlendiği apartmandaki boyacı cinayeti işlediğini itiraf edince onu serbest bırakmak zorunda kaldı. Ama nasıl olur? Raskolnikov daha bir saat önce Sonya denen kıza katilin kim olduğunu biliyorum demişti. Odamın duvarından konuşmalarını dinlemiştim. Yine de bu sözler onun katil olduğunu göstermezdi. Raskolnikov sadece katilin kim olduğunu biliyorum demiş. Evet ama bana kalırsa katil o. Her haliyle vicdan azabı çekiyor. Biraz sıkıştırırsanız itiraf edecek. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Bu yüzden sizi onun karşısına çıkartacaktım ama olmadı işte. Her neyse, siz onu yine dinlemeye devam edin. Eğer bir şey öğrenirseniz hemen bana haber verin. Peki savcı bey. Hadi Pyotr Petrovic, sözlüğün Dunya seni kapı dışarı etti diye böyle surat asıp durma. Hiç kimse beni kapı dışarı demez Alexey Semyonovic. Bunun sorumlusu Dunya'nın abisi, o sefil, o alçak Raskolnikov'tur. Başından beri beni sevmedi ve kız kardeşinle annesine de tesir ederek evliliğimi engelledi. Her neyse olan oldu, üzülmeye değmez. Sen varlıklı bir adamsın, başka birini bulursun. Mesele başka birini bulmakta değil Alexey Semyonovic. Bana yapılan hakareti unutamıyorum. Bir gün ben de Raskolnikov denen o alçağı herkesin önünde rezil edeceğim. Biliyor musun, o burada. Kim? Raskolnikov. Az önce yas yemeği için Katerina Ivanovna'nın evine geldi. Evet, Katerina Ivanovna onu davet etmişti. Demek geldi. Raskolnikov senin Katerina Ivanovna'nın apartmanında benimle oturduğunu biliyor mu peki? Hayır, bilmiyor. Yas yemeğine biz de davetliyiz biliyorsun. Şu masanın üzerindeki paraları cebine koy da gidelim artık. Ben gidemeyeceğim, işim var. O halde ben yalnız başıma giderim. Senden bir ricam var. Katerina Ivanovna'nın üvey kızı Sonya'yı buraya çağırır mısın? Kendilerine para yardım yapacağım. Herkesin içinde vermek istemiyorum. Olur. Şimdi gider çağırırım. Biraz sonra senden öcümü alacağım Raskolnikov. Sonya'yı sevdiğini biliyorum. Onu herkesin içinde rezil ederek utandıracağım ve senden de intikam alacağım. Değil mi ki sen beni kız kardeşin Dunya'dan ayırdın? Ben de seni Sonya'dan ayıracağım. İşte Sonya'yı getirdim Pyotr Petrovic. Beni çağırtmışsınız efendim. Buyurun Bayan Sonya, oturun lütfen. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Her şeyden önce çok sayın Katerina Ivanovna'dan benim adıma yaz sofrasında bulunamayacağım için özür dilemenizi istiyorum. Peki efendim. Durun. Rica ederim, daha sözlerim bitmedi.
Sizi böyle basit bir şey için çağıracak kadar kaba biri değilim. Özür dilerim efendim. Dün bir ara Sayın Katerina Ivanovna'ya uğramak fırsatını buldum. Evet efendim. Kendisine emekli maaşının bağlanmasının mümkün olduğunu ve bunun için elinizden geleni yapacağınızı söylemişsiniz. Gerçekten de Katerina Ivanovna'ya emekli maaşı bağlanabilir mi? Bu mümkün değil. Ben böyle bir şey söylemedim. Babanız ne yazık ki emekliliği hak edecek kadar hizmet süresini doldurmamış. Ben sadece geçmiş hizmetine mahsuben bir defaya mahsus yardım yapılabileceğini söylemiştim. Ne açık göz bir kadın. Haklısınız efendim. Zaten ben de inanmamıştım. Katerina Ivanovna saf ve iyi yürekli biridir. Her şeye kolayca inanır. Gidebilir miyim artık? Durun, daha beni sonuna kadar dinlemediniz. Evet efendim. Sizi sonuna kadar dinlemedim. Katerina Ivanovna sizin üvey anneniz değil mi? Evet efendim, üvey annemdir. Zavallının yetimlerle birlikte perişan olmasına gönlüm razı değil. Gücümü yettiğince ona herhangi bir şekilde yardım etmek istiyorum. Mesela onun hesabına bir yardım kampanyası düzenleyebiliriz. Çok iyi olur efendim. Sizden ricam Katerina Ivanovna'ya bundan bahsetmeyiniz. Zavallının aklı başında değil. Bakarsınız etrafı telaşa verip işimizi zorlaştırabilir. Haklısınız efendim. Bir başlangıç olarak ailenizin acısını büyük bir yardımla paylaşmak istiyorum. Lütfen şu 10 lirayı yalnız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Artık gidebilir miyim? Tabii, gidebilirsiniz. Bravo sevgili dostum Piotr Petrovich. Bu asil hareketinizden dolayı sizi kutlarım. Gerçekten yardımsever bir insanmışsınız. Hoş geldiniz ölen kocamın sadık dostu Bay Raskolnikov. Hoş bulduk Katerina Ivanovna. Sonya yok mu? Buradaydı. Polya'ya sorayım. Polya, Sonya ablan nerede? Geldim Katerina Ivanovna. Ah sevgili Sonya. Saygıdeğer Pyotr Petrovich yas yemeğime gelmiyorlar mı? Çok özel bir işleri çıkmış. Davetimize katılamadığı için özür diledi. Pyotr Petrovich de bu apartmanda mı oturuyor? Evet, karşımızdaki dairede. Ah görmeyin, öyle asil, öyle kibar bir insan ki... yarın mutlaka bizi ziyaret ederek gelemediği için özür dileyecektir. Sonya, hayatım, rahmetli babanızın yakın dostu Bay Raskolnikov'u yalnız bırakmayınız. Ben misafirlerle meşgul olurken canı sıkılmasın. Tabii Katerina Ivanovna. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Sonya. Herkese merhaba. Pyotr Petrovich, demek geldiniz. Az önce Sonya'ya bir işinizin çıktığını, gelemeyeceğinizi söyleyince üzülmüştük. Doğru gelemeyecektim ama gelmek zorunda kaldım. Buyurun oturun şöyle efendim. Hayır, ben daveti değil, üvey kızınız Sonya'yı görmeye geldim. Özür dilerim, özür dilerim. Yemeğinizi yarıda kestiğim için gerçekten özür dilerim. Mesele çok ciddi olduğu için bunu yapmak zorunda kaldım. Siz buradakiler, lütfen Sonya Semyonovna ile birazdan aramızda geçecek konuşmayı dikkatli dinlemenizi rica edeceğim. Zira şahitlik etmeniz gerekebilir. Ne demek istiyorsunuz Pyotr Petrovich? Sonya Semyonovna buraya geliş sebebini herhalde anladınız değil mi? Hayır, yani bilmiyorum. Peki niye kekeliyorsunuz? Bir şeylerden mi korkuyorsunuz? Ne oluyor Sonya? Bu adam ne demek istiyor? Neler olduğunu ben söyleyeyim. Sonya biraz önce beni ziyarete geldi. Masamın üzerinde bir deste kağıt para duruyordu. Sonya onları gördünüz değil mi? Evet gördüm efendim. Ama nedense siz çıktıktan sonra içinden 100 rublelik bir banknot kayboldu. Eğer bu paranın şu anda nerede olduğunu biliyorsanız ve yerini bize söylerseniz burada bulunanlar şahit olsun sizi şikayet etmeyeceğim. Ama bütün iyi niyetime rağmen inkar edecek olursanız kanuni yollara başvurmak zorunda kalacağım. Ne diyorsunuz Allah'ım? Neler söylüyorsunuz efendim? Evin içinde düşürmüş olmayasınız Pyotr Petrovich. Sonya öyle şey yapmaz. Sonya neden susuyorsun? Sizden cevap bekliyorum. Bilmiyorum. Yemin ederim ki paralarınıza ne olduğunu bilmiyorum efendim. Ya demek bilmiyorsunuz öyle mi? Size durumunuzu ve inkar etmeniz halinde doğacak neticeyi muhakeme etmek için bir fırsat daha veriyorum. Pyotr Petrovich, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Paranızı Sonya'nın çaldığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ha? Bayım siz karışmayın. Emin olmasam böyle susamada bulunmazdım. Bu sabah 3000 rublelik tahvil bozurdum. Makbuz yanımdadır. Eve gelince masaya oturup paraları saydım. Oda arkadaşım Andrei Semyonovich buna şahittir. Size ihtiyacınız olduğunu bildiğim için küçük bir yardımda bulunmak üzere evime çağırdım. Odamda kaldığınız sürece çok heyecanlıydınız.
üç sefer kalkıp gitmeye davrandınız. Andrei Semyonovich orada olduğu için bunların hepsine tanıklık edebilir. Ama ben buraya gelmek için yerimden kalkmıştım. Sonra üvey annenizin hesabına ilk yardım olmak üzere size destenin içinden bir adet 10 rublilik banknot çıkarıp verdim. Parayı elinizi titreyerek aldınız. Bütün bunları Andrei Semyonovich de gördü. Ne var bunda yani? Bayan Sonya gittikten sonra arkadaşım Andrei Semyonovich ile kısa bir müddet baş başa kaldık. O izin isteyerek gitti. Ben de oturup paralarımı yeniden saydım. Sonra hayretle 100 rublelik bir banknotun eksik olduğunu gördüm. Arkadaşımdan şüphe edemezdim. O dürüst ve güvenilir bir insandı. Zaten bu yüzden onunla birlikte oturuyoruz. Evet Bayan Sonya. Her şeyi hatırlamanız için daha nasıl yardımcı olabilirim size? Aklınızı başınıza toplayın. Yanılıyorsunuz efendim. Ben masanızdan hiçbir şey almadım. Siz kendiniz 10 ruble verdiniz. İşte verdiğiniz para hala cebimde. Bakın 10 rubleniz işte. Demek 100 rubleyi aldığınızı inkar ediyorsunuz. O halde günah benden gitti. Bayan Amelia, lütfen polis çağırır mısınız? Hayır yapmayın. Yemin ederim ki paranızı ben çalmadım. İnanmayın ona, iftira atıyor. Ben kimsenin parasını çalmadım. Bana baksana sen. Şu ana kadar kendimi zor tuttum. Hiçbir şey söylemedim ama sen kim oluyorsun da Sonya'yı hırsızlıkla suçluyorsun ha? Tutun şu deli kadını. Tutun. Tutun, saldırıyor bana. Seni de almışsınız. Alçak herif. Tutun. Sakin olun Katerina Ivanovna. Yapmayın lütfen. Sakin olun. Senin domuz suratlı iftiracı seni. Benim kızım kimsenin çöpüne bile el sürmez. O senden 100 kere daha şereflidir. En büyük makamlara. Gerekirse çara. Çar hazretlerine çıkıp seni dava edeceğim. Tamam sakin olun artık Katerina Ivanovna. Bu adam alçak bir iftiracıdan başka hiçbir şey değil. Hayır, iftira atmıyorum. Paramı Sonya'nın çaldığını söylüyorum. Sizler de şahit olun buna. Demek burada bulunanlar şahit olacakmış ha? Ortada ne var da şahitlik yapacaklar? Hakarete uğrayan, şerefiyle oynanan biziz. Esas biz senden davacıyız. Doğru. Sizler soframızda ekmek yiyenler. Neden şu adama bize hakaret ve iftira etmeye izin veriyorsunuz ha? Ne diyor? Sonya paramı çaldı diyor. Öyleyse arayın üstünü. Eğer aldıysa hala üzerindedir. Hadi ha? Ne duruyorsunuz? Arasanıza. Madem kızınız o kadar güveniyorsunuz, siz arayın. Ararım tabii. Bizim kimseden korkumuz yok. İşte kızımın ceplerini ters çeviriyorum. Bakın boş. Hepsi boş. Görüyorsunuz işte alçak herif. Bütün cepleri boş. Peki şu yere düşen kağıt da ne? Kağıda bak. İşte kaybolan 100 rublem. Görüyor musunuz? Sonya'nın cebinden çıktı. Suç ve Ceza adlı oyunumuzun 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.